Merhaba arkadaşlar. Temel edebiyat bilgileriyle beraberiz. Burada nazım birimlerini, aruz ölçüsünü, hece kafiye gibi temel birimleri beraber öğreneceğiz. İlk konumuz nazım birimleri. Nazım birimlerinde ilki mısradır. Mısra, beyti oluşturmak için kullandığımız önemli yapılardan biridir. Beyt, iki mısranın bir araya gelmesidir. O halde beyti oluşturmak için önce tek bir ifademiz vardır. O da mısra ya da dize dediğimiz kısım. Bu mısralar 1 ve 2 olduğu zaman da biz bu yapıya beyit adını vereceğiz. Bir mısra örneğimiz var. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı bizim için bir mısra alıyor. Evet beyit biraz önce mısrağın tanımını vermiştik. Şimdi iki mısranın bir araya gelmesiyle oluşturulan nazım birimlerinden biridir beyit. Diyor ki halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet genelde bunlar divan edebiyatının oluşturduğu nazım birimleri olduğu için buradakiler de divan edebiyatında alınmış örneklerdendir. Yok bu şehriçre senin vasfettiğin Dilber Bir peri suret görünmüş bir vasfı hayal olmuş sana. E burada da yine iki mısranın bir araya gelmesiyle oluşturulan bir beyit vardır. Altta musarra ve onun altında da müfret diyor. Musarra arkadaşlar bir beytin aynı kafiye içerisinde oluşmasıdır. Bakın burada gördüğünüz gibi devlet gibi, sıhhat gibi. AA ifadesiyle olursa biz buna musarra diyoruz. Müfret fertten gelir yani tekildir. Yani birinin A, birinin X şeklinde olmasıdır. İkinci örneğimde müfret AX, AX şeklinde gitmesidir. Bent. Bentler arkadaşlar 3 mısrağının bir araya gelmesiyle oluşturulan nazım birimidir. Burada da bir bent örneğimiz var. Kandilli'de eski bahçelerde akşam kapanınca perde perde bir hatıra zevki var ederdi. Artık ne gelen ne beklenen var. Tenha yolun ortasında rüzgar teşrin yapraklarıyla oynar. Şeklinde devam eden üçlü bir yapı oluşturulan bentlerden bir örnek var. Dörtlük. Dörtlük klasik mısraların Dördünü bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bir nazım birimidir. Yine Yahya Kemal'e ait güzel bir şiir ve bir dörtlükle oluşturulmuş bir eser var. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, kara sevdalı birer aşıktı. Şekline devam eden dört mısra'nın bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir dörtlük örneği görülüyor. Manzum hikaye ise yine şiirin yani manzum, nazım kısmı kullanılarak fakat eskilerin tahkiye dediği bizim bugün hikaye olarak kullandığımız bir yapıdır. Burada da yine şiir formu kullanılır. Fakat içeride bir öykü anlatılır. Burada aslında eskilerin divan edebiyatını kullandığı öykü tarzını rahatlıkla görebiliyoruz. Divan edebiyatı nazım ağırlıklı bir konu olduğu için öykü ya da roman gibi gelenekselleşmiş hikayelerde genelde böyle manzum dediğimiz hikaye tarzıyla verilmiştir. Mensur şiir ise genel itibariyle içerisinde secilerle yani düz yazıda kullanılan kafiyelerle oluşturulmuş şiir formunun düz yazıya geçmiş şeklidir. Örnek Yakup Kadri Karaosman'a ait olan Erenlerin Bağında adlı eserden bir pasaj var. Diyor ki bahçeler bozuldu, yuvalar dağıldı, yollar silindi, cihan viran oldu. Bakın buraya kadar bile sanki bir şiirin formatı dı di şeklinde gelişti. Yaşlı gönül şimdi böyle diyor. Her şeyi kendine eş görüyor. Yine buradaki yorları da görüyoruz. Bu da yanlış duygulardan biri. Cihan ne vakit bayındır idi. Bahçelerde ne vakit güller açtı. Ne vakit yuvalarda bülbüller öttü. Yollardan ne vakit yarlar geldi. Umduk, bekledik, düşündük. Gördüğünüz gibi burada bir mensur şiir örneği vardır. Yani şiirin düz yazıya oluşturulmuş formudur. <laughs>